Arkadaşlar merhaba kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün e, musammatlardan dörtlü olanları işleyeceğiz. E, i̇lki murabba. Murabba dört mısralık bentlerden oluşan nazım biçimine verilen isimdir. E, zaten içindeki rub sözcüğü Arapçada dört anlamına geliyor. Murabba ise dörtleme anlamında. Şimdi bunlar bentler halinde yazılıyor. Her benti dört mısradan oluşuyor ve her bentin son mısrası tekrarlanıyorsa murabbağı mütekerrir ki kafi şeması şu şekildedir. Tekrarlanmıyorsa murabbağı müzdeviç adı veriliyor. Şu şekilde gösterebiliriz. Bent sayısı 5 ila 7 arasında değişmekle beraber bunun azı, bunun yani 5'ten az, 7'den fazla murabbaalarda karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar da İlginç olan özelliklerden biri konu bütünlüğünün olmasıdır. Ayrıca halk edebiyatından murabba şekli kullanılmış ve burada kullanılan vezinlere göre değişik adlar almışlardır. Örneğin failatün, 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 failünle yazılan halk edebiyatı türüne divan deniliyor. Mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fe'ulene, kalenderi adı veriliyor. Mefa'ilün, 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 mefailün mefa'ilüne... Semai adı verilirken Feilatun, 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 feiline selis adı veriliyor. Yani şairi belirtilmese ve bunlar varsa divan şairi de olsa, hak şairi de olsa bu isimler murabba ile karıştırılabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle murabba'yı mütekerrirden bir örnek sunalım. Fuzuli'nin Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım ile tekrar eden bir murabbası var. Perişan halin oldum sormadın hali perişanım. Öncelikle veznimizi bulalım. Perişan halin oldum sormadın hali perişanım. Bunlar da rubayiler gibi her mısrada da vezin değişmiyor. Hepsinde vezin aynı olacak. Gamından der... De düştüm kıl madın tedbiri dermanım 16 hece bulunuyor 16 hecelerde mefa ilün şurada bir ulama yapalım mefa ilün mefa ilün mefa ilün alta baktığımızda o da aynı bir şekilde taktiğimizi yapıyoruz 4 mefa ilün vezniyle oluşan bir şiir karşımıza çıkmış oldu Şimdi eğer bunun bize şairini vermezse murabba olduğunu da bilmiyoruz. Ee, ne deme hakkımız var? Semai deme durumumuz bulunuyor. Fakat fuzuli şeklinde belirtirse bunun murabba olduğunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada fuzuli ne diyor? Perişan halin olduğun. Sormadın hali perişanım. Ben senin yüzünden perişan bir hale düştüm. Sen de benim bu perişanlığım nedendir? Bir kez olsun sor, sormadın. Gamından derde düştüm. Senin aşkının üzüntüsünden derde düştüm, dertte oldum. Kılmadın tedbiri dermanım. Yani herhangi bir tedbir ve ilaç, deva sunmadın. Ne dersin rüzgarım? Böyle mi geçsin güzel hanım? Ey güzel hanım, ne dersin zamanım hep böyle mi geçsin? Buradaki rüzgar zaman anlamında kullanılmaktadır. Gözüm canım efendim, sevdiğim devletli sultanım. Bu zaten başlı başına anlaşılıyor. Son mısramız bu tekrar edecek. Eğer bunu gördüysek, herhangi bir testte şu mısrayı gördüysek lütfen buna direkt murabba diyelim arkadaşlar. İkinci bendimiz. Esiri damı aşkın olalı senden vefa görmen. Senin aşkının tuzağına düşeli ben senden hiçbir şekilde vefa görmüyorum. Seni her, her kanda görsem ehli derdi aşına görmen. Yani senin nerede görürsem göreyim sen hiçbir zaman ehli derde yani dertlilere bir tanıdıklık, bir dostluk, iyilik göstermiyorsun. Vefa ve aşinalık resmini senden reva görmen. Senden hiçbir zaman böyle vefaymış dostlukmuş yakıştıramam hatta sana yakışmaz gözüm canım efendim sevdiğim devlet sultanım son bent bu yedi bentlik bir murabba Fuzuli Şive İhsan'ın ister bir gedayındır Fuzuli senin o güzelliğini o aşkını dileyen iyiliğini dileyen bir fakirindir. Geda fakir demek. Dirildikçe segi kuyun, ölende haki payındır. Yani diri oldukça köyünün köpeği, öldüğünde de ayağının toprağıdır. Gerek öldür, gerek ko, hük, ray, rayındır. Yani ister öldür, ister vazgeç, hükmün senindir. Yani hüküm senindir. Gözüm canım efendim, sevdiğim devletli sultanım diyerek Murabba sona eriyor. Bir diğeri Murabba Müjdeviç neydi? Hiçbir mısrası ortak olmayan yani tekrarlanmayan fakat şuralarda görüleceği üzere Gevhersin'in burada da yine aynı eklerle aynı redifle bittiğini görüyoruz. Fakat bentlerdeki ilk üç mısranın kendi arasında kafiyeli olduğunu dikkat edin. Serapa Hüsnü ansın, dilsi tansın, nasper versin. Yani baştan başa güzelliksin, gönül alıcısın, naz büyütensin, nazı geliştirensin. Buna baktığımızda serapa hüsnü ansın, dil sitansın, naz perversin. Şimdi burada mefa ilün vezni var. Civanı mihribansın, şusun nazende dilbersin. Görüleceği üzere mefailün, 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 mefailün. Şurada bizim met yapmamız gerekiyor. Yine civanı mihribansın. Sen şefkatli bir tazesin. Şuhsun. Coşkun bir sevgilisin. Bakın burada da şuhta bir med yapmamız gerekiyor. Şuhsun. Nazende. Nazende narin bir dilbersin, gönül alıcısın. Nazirin yok cihanda, dünyada eşin yok. Güzellik ile mihri münevversin, parlak bir güneşsin. Baha olmaz sana ey can, ey sevgili. Ne şaşılacak tertemiz bir cevhersin. İkinci bendimize baktığımız zaman. Ey ağa, hey, gül zarı hüsnü, ey güzelliğin bahçesi ve behçetin. Nahli ser razı, yani bu güzelliğin e, uzun boylu fidanı kim üstad etti fenli işvede işve sanatında sana kim ustalık etti ol çeşmi tannazı yani o cilveli gözleri kim öğretti sana cana ey sevgili sana kim öğretti bu denli işve ve cilveyi ki daim böyle naz ile güler naz ile söylersin hep böyle nazlanırsın gülersin nazla söylersin. Yeter kaldın, yeter. Ey tıflı nazım, hanedeten ha. Ey küçük, nazlı sevgili. Sen evinde tek başına kaldığın yeter. Yeter karışmasınlar sana gayrı daye vülala. Artık sana karışmasınlar hem annen hem bakıcıların. Biraz gel bağa, bülbül dinle, gül seyret açılacağına. Ey sevgili biraz gel de bahçeye bak, bülbülü dinle, Gülleri seyret de böyle için açılsın ki sen daha henüz açılmamış bir gonca yetersin. Sen henüz açılmamış bir taze gülsün diyor. Hıramın dil pesent, cümbüşün dil hahtır cana. Ey sevgili senin yürüyüşün gönüller alan cümbüşün de hareketlerin tavırlarında dili isteklendirendir. Hayalinle Nedim'in karı senin hayal etmekle Nedim işi ah ve vahtır ey sevgili. Atan babaların, ana, baban, anan senin var ise mihrü mahtır cana. Ey sevgili senin annen baban varsa biri güneş biri aydır. Çünkü bir bakışta mihre güneşe bir bakışta aya benzersin diyor. Terbi. Şimdi terbi de şu var. Bir gazelin beyitleri üzerine başka bir şairin aynı ölçü ve vezinde bir beyit daha eklemesidir. Her beytine yani bizim böyle bir iki beytimiz var. Buna bir iki beyt daha eklersem buna terbi adı verilecek. Son iki mısra asıl şaire buna hiç dikkat edelim. Son iki mısra asıl şaire yani bu ilk gazeli yazana terbi yapan da ilk iki mısradaki şairdir. İlk iki mısra şaire ait yani asıl şair bir demeyelim de yeni şaire. Ek, e, ve şuradaki de asıl şaire ait. Yani buradaki şiir daha önce yazılıyor. Buradaki iki mısra daha önce yazılmış. Buradaki iki mısra ise sonradan eklenmiştir. Eklenen ilk iki mısraya zamime adı veriliyor. Şimdi burada Terbi Gazeli Rami Paşa'ya bakalım. Ne düşna'mın ne taltifi lebün ezberde kalmıştır. Ey sevgili! Ne dudaklarından dökülen iltifatların ne de hakaretlerin, düşnam, hakaret, sövgü ezberde kalmıştır. Yani aklımızda kalmamıştır. Fakat bir gece teşrifün dili çakerde kalmıştır. Fakat bir gece senin gelmen bizim çaresiz gönlümüzde sana kul köle olan gönülde kalmıştır hatıra olarak bakın veznimizde mefailün 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 hayali lali nabun yani senin saf kırmızı dudağının hayali camı çeşmi terde kalmıştır yeni gözün kadehinde e, kadehi andıran yaşlı gözde kalmıştır humarı bezmi nuşanuşu vaslun serde kalmıştır yani kavuşmanın içi içki içilen meclisinin sarhoşluğunda sarhoşluğunda başımızda kalmıştır. Yani senin gelmenle bizim onu görmemiz başımızda bir e, ne yapmış sarhoşluk oluşturmuş. Bu dehri bir bekadan kimse tahsil etmedi kamı. Yani bu fani dünyada hiç kimse muradını almadı. Eğer perdev de alsa sonra kalır yalunuz namı pertev eğer alırsa onun ismi kalır, kendisi kalmaz. Mücevher tacı devlet kimseye suud etmez ey Rami. Ey Rami, mü devletin mücevher tacı kimseye fayda etmez. Nice şahı cihanın gözü ol taçlarda kalmıştır, efserde kalmıştır diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Pertev Rami'nin gazelini terbi yapmıştır. Yani Pertev bu murabbanın şairi Pertev'dir. Murabba sahibi. Fakat şuradaki Rami ise Rami ise gazelin sahibidir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Pertev Rami'nin gazelini terbiye etmiştir. Bu yorumu yapabiliriz. Ve bunu yaparken, terbiyi yaparken önceki şiirden daha güzel ve ahenkli yapmak icap ediyor. Bir diğer türümüz ise şarkı. Şimdi şarkı, bestelenmek için yazılan murabba'lara deniliyor. Genelde murabba'ya benziyor ama Muhammed müseddes şeklinde yazılan şarkılara da rastlanabilir 3. mısraya Biz şarkıda miyan diyeceğiz arkadaşlar tekrarlanan mısraları da nakarat adı verilir bunların dili sade ben sayısı azdır halk edebiyatına Türkiye benziyor 17. yüzyıldan itibaren şiirinde görülmeye başlanıyor İlk şarkı yazan Naili Kadim şarkı üstadı ise Nedim'dir yine 19. yüzyılda yaygınlaşıyor Enderunlu Fazıl Emderoğlu Unuvası, Pertev Paşa, Leyla Hanım, Şeref Hanım, Osman ve son dönemde Yahya Kemal Beyatlı'nın şarkıları görülüyor. Şimdi arkadaşlar, buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Şarkı ile Murabba arasında herhangi bir fark yok. Ee, divana eğer şairimiz şarkı diye başlık atmadıysa, yani şiirine şarkı başlığı atma, atarsa, o zaman şarkı diyeceğiz. Öte aksi tarafta murabba diyebiliriz. O yüzden bize bir dörtlük verip örneğin şu dörtlüğü bize verdi. Seçeneklerde de diyor ki murabba B de şarkı diyor. Şimdi bu soru hatalıdır. Öyle bir soru olmaz. Çünkü e, ikisi de birbirinin aynısıdır. Bestelenmek için yazılan murabbalara şarkı deniliyor. Yani şairin şarkı diye bu şuraya başlık atması lazım. Divanında ayrı bir bölüm açması gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. Hani böyle sorular olmaz. Burada ünlü olan birkaç şarkıyı sizlere gösterdim o açıdan. Göstereceğim. O yüzden bunlara çok dikkat edelim. Şimdi bu Naili'nin bir şarkısı. görüldü üzere... Yani murabbadan herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Murabbadan herhangi bir farkı yok. Ha bunda tekrarlanan kısımlar var. Mesela burada sağ olsun sevdiğim Mevla Kerim'dir tekrarlanıyor. Bunu görünce diyelim ki Nail'in şarkısı. Ama bize seçeneklerde murabba şarkı hangisi falan rubayi mi diye sorulursa bir hata meydana gelmiş oluyor. Geçer fürkat zamanı böyle kalmaz. Ayrılık zamanı geçer. Böyle kalmaz. Sağ olsun sevdiğim Mevla Kerim'dir. Sağ olsun sevdiğim Allah yücedir, cömerttir. Onulmaz yareler, iyileşmeyecek yaralar bitmez iş olmaz. Sağ olsun sevdiğim Mevla Kerim'dir. Olursa Hazreti Hakk'tan inayet, Allah'tan bir yardım olursa gülü sat olur her dağı hasret. Yani Allah'tan bir yardım gelirse yüz yapraklı gül ne olur? Her hasreti da her hasret yarası bir yüz yapraklı gül olur. Bunun vezni mefailün mefailün feulün vezininde olacak. Gider fırkat gelir eyyam yağmı Yani ayrılık gider, kavuşma günleri gelir. Sağ olsun, sağ olsun sevdiğim Mevla Kerim'dir. Tekü tenha bela deşinde her Her zaman yalnız başıma bela çölünde. Ne arkadaş isterim ne de halime ortak olacak bir sevgili. Bulur bir gün nihayet menzili gam. Gam durakları bir gün son bulur. Sağ olsun sevdiğim Mevla Kerim'dir diyor. Bir diğer şarkı örneğimiz Şeyh Galip'ten. Bunda da şuna dikkat edelim. Testlerde sorulursa sevdim seni Şeyh Galip'in sevdim seni bu bir şarkıdır. Buna dikkat edelim. Özellikle buralardan yola çıkarak ipucu kazanabilirsiniz. Özellikle şarkıların sayısı az olduğu için bilinen şarkılarda sorulduğu için direkt şarkı olarak söylememiz, işaretlememiz doğru olur. Fari olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni. Sen yüz bin kez bana eziyet etsen de ben seni sevdim senden uzaklaşamam. Beznimizde bulalım. Evet failatün 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 failun ama bu şekilde bırakmayalım. Çünkü iki mısra yapmış olmamız gerekiyor. Görüldüğü üzere failatün, 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 failün vezni çıkıyor. İkinci mısrada böyle yazmış alnıma kilki kaza sevdim seni. Kader kalemi, kader kalemi seni aldıma yazmış sevdim seni. Ben bu sözden dönmezem. devreledi Devreyledikçe nüfelek, dokuz felek, dokuz felek döndükçe ben bu sözden dönmezem. Şahit olsun aşkıma arzu sema sevdim seni yeryüzü ve gökyüzü bana şahit olsun ki ben seni sevdim. Galibi divaneyim Ferhadu Mecnun'a sala ben divane bir galibim divane bir aşıkım Ferhat ile Mecnun'un ruhuna sala olsun. Yüz çevirmem olsa dünya bir yana sen bir yana şem ine pervaneyim pervane lazımdır bana ben senin mumuna kelebeğim. Bana korku ne lazımdır? Anlasın bir gane. Yabancılar anlasın. Dostlar bilsin. sevdiğim seni diyor. Yine Nedim'in bir şarkısı. Özellikle şuradan çıkaralım. Iğittir çık nazile kurbana. Seyran'a kurban oldum. Bu ne? Bizim nakaratımız. Bu da miyanımız. Sevdiğim canım yolunda hake yeksan oldun. Sevdiğim canım yolunda toprak la beraber olduğum, toprak olduğum, ıyıttır çık naz ile seyrana kurban olduğum, bayramdır çık nazınla gezinmeye kurban olduğum, ey benim aşkınla bülbül gibi nalan oldum, senin aşkınla bülbül gibi inlediğim, ıyıttır çık naz ile seyrana kurban olduğum, cümle yaran sana uşak, sana aşık olduğun bilmez misin? cümlenin takatların tak olduğun bilmez misin? Yani herkesin gücünün kesildiğini bilmez misin? Şimdi alem sana müştak olduğunu bilmez misin? Tüm dünyanın sana aşık olduğunu bilmez misin? Iğittir. Iğit neydi? Bayram. Bayram geldi. Gezinmeye çık. Nazınla kurban oldun. Sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun dedim. Sen gül gibi açıl, konuşmaya başla. Nedim de Nedim de bülbül gibi inlemeye başlasın. Ben bent olsun, hamuzülfün şikar olsun dedim. Saçlarının her kıvrımı böyle bağlansın birbirine de Nedim o tuzağa düşsün. Saçlarının kıvrımdan tuzağına düşsün. Sen salıncağına, ey sevgili sen salın, yolunda haksar olsun dedim. Senin yolunda toza toprağa bulaşsın, ıtırçık naz ile seyrana kurban olduğum diyor. Burada da şurayı nakaratla, yani nakarat kısımlarını unutmayalım şarkıların. Hevai kakülünle başka bir halet olur sende. Yani saçının havasıyla başka bir durumlar olur sende. Başında. Yeni baştan misali vasıf. Vasıf gibi yeni baştan uğrattın beni derdi. Bu da Enderunlu Vasıf'ın bir şarkısı. Şurası nakarat kısmı buna dikkat edelim. Çirişki çeşmemin yani gözlerimin yaşının bak farkı var mı çağlayanlardan diyor. Dilleri biraz daha sade bu şarkı, şarkıların. Yine Yahya Kemal Beyatlı'dan kalbim yine üzgün seni andım ta derinden geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Bunun da vezni mef'ulü, mefa'ilü. Şurayı açalım. Artık bu dönemde ta normal yazılıyor. Uzatmalı bir şekilde değil. Mefa'ilü, fe'ulün şeklinde üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş, gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş. Son demde bu mevsim gibi de kül olmuş, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Bu da Yahya Kemal'in ünlü bir şarkısı dediğimiz üzere. Eğer şair bunu şarkı olarak belirtmediyse murabba alıyoruz. Lütfen testlerde buna çok dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar yarın artık 5'lere geçiş yapacağız. Muhammed, Tardiye, Tahmis ve Taşdiri işleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.